Selçuklar tarihi, bugün bu konuşmayı yapmamızın en büyük müsebbibi, en önemli sebebi. Çünkü Selçuklar tarihi dendiğinde o güne kadar daha ziyade doğuda devletler kuran Türklerin batıya taşınmasını sağlayan sürecin de başlaması anlamına geliyor. Denilebilir, evet, Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gitmiş Türk devletleri var. Atilla'dan bahsediyoruz. Avrupa Hun Devleti'nden bahsediyoruz. Veya Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş diğer Türk devletlerinden de bahsedebiliriz bu hususta. Ama burada şu soruyu sormakta fayda var. Günümüzde o devletlerden baki olarak kalan, Avrupa'da kalan en azından bir topluluk var mıdır? Bu soruyu sorduğumuzda hayır cevabını vereceğiz otomatik olarak. Ama Selçuklular işin içine girdiğinde bugün Orta Doğu'da baki olarak kalan Türk toplulukları var ise bunun başlangıç noktası Selçuklular. Selçuklulardan önce de Türk devletleri kuruldu Asya'da. Ama Selçuklulardan önce hemen kurulmuş Gazneliler Devleti'ne baktığımızda en batı sınırının bugünkü Azerbaycan Hemedan civarı olduğunu görürüz. Bunların da bu bahsetmiş olduğumuz coğrafyanın da tam manasıyla Selçuk Gazneli hakimiyetine girdiğini söylemek mümkün değil. Ama en batı merkez Rey durumunda. Ve hep tekrar ettiğim bir örnek vardır bu durumda. Gazneli Mahmud'un oğlu ki daha sonra sultan olacaktır Mesud, Rey valisi olmasını bir sürgün olarak kabul etmiştir. Merkezden uzaklaştırılmış olarak kabul eder kendisini Rey'de bulunmasından dolayı. Ve düşüncesi doğuya yani Gazne'ye dönmektir. Ama Rey, aynı Rey, Büyük Selçukluların ikinci başkentidir. Ve Batı politikasının uygulamaya sokulduğu, fetih politikasının uygulamaya sokulduğu en önemli merkez durumundadır. Buradan bile Selçuklu'nun Batı'ya doğru bir ilerleme düşüncesi içerisinde olduğu sonucunu çıkarmamız gayet mümkün. Selçuklu 961 tarihi itibariyle Cent'te kurulduğunda ve daha sonra 985-86 tarihi itibariyle Maverai Nehri'ne geçiş yaptıklarında Arslan Yapgu ile birlikte artık İran coğrafyası, Maverai Nehir daha sonra Horasan'a gelmeleri 1035, Horasan ve İran coğrafyasına ellerine geçirmeleri, hakim olmaları bu bölgeye. Ardından 1055 tarihi itibariyle Irak'ı yani Bağdat'ı ele geçirmeleri, Irak'ı kontrol altına almaları, Azerbaycan'ı kontrol altına almaları, Tuğrul Bey'den itibaren Türkiye, Anadolu coğrafyasına seferler yapmaya başlamaları ve Melikşah döneminden itibaren Uvakoğlu Atsız'ın da Suriye, Filistin bölgesini ele geçirmesiyle birlikte Orta Doğu'nun siyasi, ekonomik, etnik, kültürel yapısında büyük anlamda değişikliklere neden olmuş bir devlet. Bugün Orta Doğu'da bir Türk varlığından bahsediyor isek bunun sebebi Selçuklulardır. Selçuklularla birlikte bu bahsetmiş olduğumuz bölgenin, coğrafyanın her geçen gün Türkleşmeye yönelik bir düşünceyle kontrol altına alındığı, peyderpey bunun da başarıldığını söylemek mümkün. Anadolu bunun neresinde bu tarihte? İlk zamanlarda Anadolu'nun Selçuklu fetih ve hakimiyet düşüncesinde, daha doğrusu yerleşme düşüncesinde olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Her ne kadar Tuğrul Bey'in 1054 yılında Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya bir seferinin var olduğunu görüyorsak da bu belli şehirlerin kontrol altına, kalelerin kontrol altına alınmasıyla gerçekleştirilen bir durum olarak kalmış. Bu süreçte hepimizin bildiği veya söylediği, işte Anadolu'nun Türkleşme sürecinin başlaması, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş Malazgirt'ten sonra gerçekleştiği gibi bir düşünce varsa da bu da doğru değildir. Anadolu'nun Türkleşme süreci Romanus Diogenes'in ölmesi, öldürülmesi diğer bir ifadeyle tırnak içinde söylüyorum. Öldürülmesinin sağlanması demek daha doğru belki de. Ardından Alparslan ile Romanus Diogenes arasında yapılan anlaşmanın ortadan kalkmasıyla birlikte Alparslan'ın vermiş olduğu meşhur emirle gerçekleşen bir durum. Ama daha önceki süreçte baktığınızda Türkler Anadolu'da Tuğrul Bey'den itibaren ilk zamanlarda Azerbaycan bir üs Anadolu faaliyetleri için. Daha sonra Alparslan'la birlikte bu Ahlat'a kaydırılmış ve Anadolu'da faaliyette bulunan Türkmen gruplarının her zaman bu tarihe kadar faaliyetler içerisinde bulunduğunu görüyoruz.
Ama bu yerleşmeye yönelik bir mantıkla gerçekleştirilmemiş. Çünkü Bizans Malazgirt'e kadar nispeten güçlü bir durumda. Şunu söylemekte fayda var. 1048 Pasinler Savaşı'nın yapılmasına sebep Musa Yabgu'nun oğlu Şehzade Hasan'ın Bizans tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüş olması olayıdır. Bakıldığında Bizans'ın Selçuklu'yu karşılamış olduğu, yani bu pusuyu kurmuş olduğu nokta Zapsu'yu, yani bugünkü Hakkari bölgesidir. Yani Bizans Selçuklu kuvvetlerini Hakkari yakınlarında karşılamıştır. Yani o kadar ileri bir bölgede faaliyet gösterebilecek güçtedir, donanımdadır. Bunu göz ardı etmemek lazımdır. Yani siz gidip Anadolu'yu ele geçirdiğinizde ve Anadolu'nun bir şehrini ele geçirdiğinizde burada kalamayacağınız için geri dönmek zorunluluğu ortaya çıkacağından Bizans tekrar gelip sizin hakim olduğunuz bölgeyi çok rahat bir şekilde ele geçirme şansına sahip olacak. Türklerin hayvancılıkla geçindiğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü hayvancılıkla geçinen toplum hayvanlarını yaymak zorundadır belli araziye. Siz hayvanlarınızı yaydığınızda Bizans sizi ve o hayvanlarınızı sizi öldürüp hayvanlarınızı da ele geçirecektir. Dolayısıyla sizin Anadolu'da bir hakimiyet kurma gibi bir düşünceniz çok da mümkün olamaz. Ne değişmiştir Malazgirt Savaşı'ndan sonra? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın harekat kabiliyeti ortadan kalkmıştır. Gücü kırılmıştır iyice ve bundan sonra daha ziyade Balkanlara yönelik bir faaliyet içerisine girme zorunluluğu hissetmiştir Bizans. Anadolu'yu bir nevi kendi kaderine terk etmiştir. Alparslan'la Romanos Diogenes arasında Malazgirt Savaşı'ndan sonra yapılan yaklaşık bir haftalık görüşmeler sırasında Alparslan'ın bunu fark etmiş olma ihtimali gayet yüksektir. Çünkü birebir gerçekleştirilen bu sohbetler sırasında Bizans'ın askeri ve siyasi gücünün tükenmiş olduğunu fark eden Alparslan, Romanos Diogenes'in ölümünden sonraki süreçte Türklere Anadolu'ya yerleşme imkanını tanıyan 15'ur fermanını vermiştir. Ve bunun neticesinde de Anadolu'nun doğusu, yani Tokat-Sivas çizgisinin doğusundaki bölge Türkmenlerin hakimiyetine yavaş yavaş girmeye başlamış ve bu süreçte de ilk beylikler dediğimiz dönem başlamıştır. Ardından da yine bir hanedan için mücadele neticesinde Kutalmışoğullarının İznik bölgesine gelip burayı ele geçirmesiyle Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş ve Anadolu'nun batı kesimi de Türklerin hakimiyetine girmiştir. Bakıldığında İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ele geçirilmesi bu alanda, bu alandaki, bu coğrafyadaki siyasi, ekonomik, kültürel ve etnik alandaki pek çok şeyin değişmesine neden olan bir gelişme sürecidir. Bunun sonrasında ne olmuştur? Anadolu'nun Türkleşmesi, Türkiye Selçukluların bu bölgeyi ele geçirmesi, Bizans'ın daha batıya itilmesi ile birlikte de dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük devletlerden biri olan Osmanlı'nın bu bölgede yaşayabilme şansı ortaya çıkmıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin bu bölgede tutunabilmesinin en önemli sebebi Büyük Selçukluların, dolayısıyla ardından Türkiye Selçuklularının yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerdir. Osmanlılardan sonraki süreçte de bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişin sağlanması da yine Büyük Selçuklu Devleti'nin dünya ve Türk tarihine yapmış olduğu katkıyla doğrudan bağlantılıdır. Benim görüşüme göre daha evvel de bu görüş zikredilmiş ki ben bu görüşteyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1040 Dandanakan Savaşı ile başlatılmalıdır. Çünkü Doğu ve ciddi anlamda Doğu ile Batı'yı birleştiren, Doğudaki Türklükle, Doğudaki Türklüğü batıya taşıyan ve burada kalmasını, kalınmasını sağlayan en önemli devlet Büyük Selçuklular Devleti'dir. Büyük Selçuklular Devleti ile Osmanlılar bir süreç olarak birbirini takip eder ve bu halkanın en son halkasını da Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul etmek mümkündür.